Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane uzun zamandır beklediğiniz kadro ve paket yorumlama bölümünün bilmem kaçıncı bölümündeyiz yani serisinin bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Arkadaşlar başlıyoruz paketleri ve karoları yorumlamaya Daha hızlı ve daha çabuk gelmesini istiyorsanız video like atın Beğeniyseniz de kanala abone olun bildirimleri açın Bakalım bugün bizi şaşırtacak kadrolar ve paketler görecek miyiz Bazen karolar şaşırtı zannediyoruz paketler şaşırtıyor Bazen de paketler şaşırtır zannediyoruz karolar şaşırtıyor Bakalım bizi hangisi şaşırtacak Bu arada bu sefer gerçekten hepsini düzenli bir şekilde ayarladım Çok güzel yorumlayacağız ve arkadaşlar hemen önce bir benim postuma bakalım. Kadro artı paket yorumlama postu. Bütün hepsini yorumlamıyorum. O yüzden beğenip yorum atın. Beğenenlerden seçeceğim. Not. Yoruma rez yazıp atarsanız şansınız artacak. Haberiniz olsun. Zaten arkadaşlar çok fazla rez yazıp atan olduğu için sadece rez yazıp atanlardan seçtim. Ve şöyle bir durum var. Buna bir şey ekleyeceğiz. Yanıt olarak Nonolive'dan beni takip ettiğinin kanıtını böyle bir fotoğraf olarak atacak bana. Bundan sonraki kar yorumlamada Facebook grubumuz açıklama kısmında zaten var. Nonolive'dan da takip edin beni. Orayı SS alın arkadaşlar. Bundan sonraki kar yorumlama postuna orada Nonolive'da atarsınız. Zaten muhtemelen ben canlı yayındayken postu paylaşacağım. Bundan sonraki olay için. Bundan sonraki kar ve paket yorumlama için. O yüzden arkadaşlar ben canlı yayındayken paylaştığım zaman zaten direkt gidip oraya res yani şu anda hem mesela ilk karoya gelelim. Arkadaşlar ilk karo mesela bu şekilde Res forvete Toast turnuvadan Krizman gelecek öneri abi demiş. Hem postu beğenmiş, hem bunu yazıp fotoğrafı arkada paylaşmış. Hani fotoğrafın üstüne bunu yazmış. Ve bu yazdığı kendi şeyin yanıtı olarak da benim onalaydan takip ettiğine dair kanıt olarak SS gönderecek. Bu şekilde arkadaşlar bir bir sonraki bölümü yorumlayacağız. Yani katılmak istiyorsanız bunları yapabilirsiniz. Çok soruyordunuz. Ben de söyledim. Facebook grubumuzda FIFA Mobile ailesi Koray Yıldırım gibi bir şeydi. Ki, Koray Yıldırım FIFA Mobile ailesi de olabilir. Yorum açıklamada zaten linki var. Hem Nuno hem de Facebook grubunun. Her gün Nuno Hepinizi bekliyorum. Ve ilk kavru arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten bu Ramazan Tarhan. Forvet'e toz sunumadan Griezmann gelecek öneri abi demiş. Forvet'e Griezmann gelecekse zaten gerçekten çok iyi olur. Bu arada senin çok işine yarar. şiklin Şiklinyar'la ee, şey, Pique'yi zaten beğeniyorum. Jordi Alba, Zanetti, Pizzi, Kruyff, Lucas Paqueta, Nainggolan, Zienis, Piatek ve Viviano var. Viviano iyiyim, iyi mi? Yorumlara yaz. Ben çünkü çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Viviano'yu değiştirebilirsin. Yeni bir e, TOTS turnuvasından gerçek erizman gelecekse. E, bakalım abi. İleride başka bir oyuncu alabilirsin. Pizzi'yi değiştirebilirsin. Pizzi de iyi durmuyor gibi. Genel olarak Karun güzel kardeşim. Piatek'i de sattıktan sonra zaten eline güzel bir miktar geçer. Onunla kaleci alırsın veya güzel bir sağ ortası alabilirsin diye düşünüyorum. Ama Pizzi'ye eğer boost bastıysan Zielinski'yi de değiştirebilirsin. Hemen diğer kadroya geçelim. Arkadaşlar şu şekilde gidiyoruz. İki paket iki kadro şeklinde bakalım neler olacak. Şimdi Hikmet katkıcıların kadrosundayız. Rez özele bakarsan bir şey danıştım ve sol orta saha için bir önerim var mı? Şu an özele bakamam çünkü hani kaydettim arkadaşlar. Hiç paketlere bakmadan sadece Rez yazanları kaydettim. Ee, ve özele bakarsam sol, sol orta saha için önerim var mı demiş. Sol orta saha için şu anki turnuvadaki oyunculardan birisini alabilirsin. Hepsi gerçekten süper zaten. Liverpool ve Tottenham'da sol orta Sağlardan birisini alabilirsin. Ziyaniski'yi az önceki kadroda zaten değiştirmesini önermiştim. Sevmiyorum. Sen de muhtemelen sevmiyormuşsun. Ve Roberto Carlos'unu yükselt. Yükselttiği zaman gerçekten gol kaçırmıyor. Sol ayağıyla gerçekten gol kaçırması imkansız bir hale geliyor. Kesinlikle yükseltmene bak Hikmet kardeşim. Hemen ilk paketimize geçiyoruz arkadaşlar. Paketimiz direkt hashtag rez yazdığını göstermek için koydum arkadaşlar buraya bu şekilde. Ve 97 gen Alexander Arnold çıkarmış. Abi gerçekten yok artık. Ben iki tane paket açtım. Ve birinden Vanya mı çıktı? Diğerinden de öyle çıktı evet. Birisi canlı yayında açtım. Birisini videoda açtım. Videodakini zaten kimse izlemedi. Arkadaşlar videolar niye izlenmiyor? Gerçekten ben anlamadım ya. Videolar bir düşüş var izlenmelerinde falan ama hadi hayırlısı bakalım umarım bir şekilde düzelecek arkadaşlar. Bakalım onları halledeceğiz. Ee, Evra Parlas kardeşimizin kargosu da güzelmiş. Hemen bir sonraki paket pardon. Paketi de güzelmiş. Hemen bir sonraki pakete geçtik. Hikmet'in paketi arkadaşlar yine çok HD bir şekilde attığı için ve yine rez aldığı için arkadaşlar bunu da kullanmak istedim. Bu şekilde Hikmet zaten rez aldığını göstermiştim. Sizlere burada sadece ismi gözüksün diye kimin paketi olduğunu görün diye gösteriyorum. Lineker çıkarmış. Zaten arkadaşlar Lineker direkt kardosuna koymuş. Onu size göstermek istiyorum. Bakın burada Lineker'i kardosuna koymuş buraları çıkarmış. Gerçekten abi bana böyle bir şans olsa helal olsun. Gel hayatımda gördüğüm en şanslı insan diyebilirim yani. Şu ana kadar yani böyle şans yok abi. 95 gen çıkarmış adam ve bedava gibi bir şey sayılır. Bedava sayılır yani. Hani bedavanın içinde bir durum yok. Gerçekten çok iyi bir oyuncu çıkarmışsın kardeşim. Seni de tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum. Hikmet yani. Burada bir şaşırma durumumuz var. Ben yeni fark ettim bunu bu arada. Paketten çıkardığın oyuncu kadroya koyduğunu. Ve şimdi arkadaşlar bir üçüncü paketimize yok üçüncü kadromuza geçtik. Burak Durman'ın kadrosu Rez demiş hashtag Rez almış. Stopere 92 Pepe gelecek öneri alabilirim demiş. Stoper zaten kesinlikle öneri istiyor. Kesinlikle stoper öneri zaten gelmesi gerekiyor. Genel olarak başka da bir önerim zaten yani yok sayılır abi ya. Zaten stopere 92 Pepe gelecekmiş. Bir önerilik bir durumda yok arkadaşlar bence. Yani çok da önerilik bir durum yok. Güzel bir kavram var zaten. Kadronu çok beğendim kardeşim. 10 üzerinden 7 veriyorum. Ee, aynen Pepe geldiği zaman zaten bakalım başka kim gelebilir abi. Wijnaldum'u değiştirebilirsin. Beğenmiyorsan değiştir. Beğeniyorsan kalsın. Zaten sol bekte Totsu dikmişsin. Sağ bekte de şampiyonlar gibi oyuncunu dikmişsin. Gerçekten fena değil kardeşim. Daha da geliş. Arkadaşlar iki tane paket yorumladık. Üç tane de kadro yorumladık. Ve bu dördüncü kadromuz arkadaşlar. Ve Ahmet Emir Bakan. Sabek Tots Arnold. Solbek Tots Robertson gelecek. Milinkovic Savic yerine 91 yani Ander Herrera gelecek. Bunların dışında öneri demiş. Demirbay'ı değiştir. Kesinlikle Demirbay'ı değiştirmeni öneriyorum. Demirbay yerine kim gelebilir abi? Bak Demirbay'ın boostu çok yüksek değil. Bu arada Almiron'un da boostu düşük. Yani onlara bir dikkat et abi. Boostu düşük olan oyunculara özellikle dikkat et. Zaten sağ bekle sol bekini değiştiriyor musun? Hani Demirbay yerine de abi yine programdan kastığın bir oyuncu al. Çok para harcama onlara çünkü çok fazla paran yok. Ve Butland'dan memnun musun? Onu da bana yorumlara yaz bakalım. Eğer memnun değilsen onu da bu arada kesinlikle değiştirmeni öneriyorum. Gerçekten Karun genel olarak güzel. Karun'u zaten genel olarak beğendim ama dediğim gibi değiştir dediklerimi değiştirirsen senin için çok daha hoş ve çok daha güzel olacaktır kardeşim. Bakalım daha heyecanlı bir şeyler görecek miyiz şu anda? Bu arada bu Karun'u 10 üzerinden 6 veriyorum. Hemen bir sonraki paketi herhalde 3. paketimiz muhtemelen olacak. Hemen geçelim. Abi millet Tots La Liga paketi açıyor. 7 lira veriyor. Şimşekli böyle yıldırımlı yani şekilli şıkıldı ben yederi çıkarıyor. Bana çıkan adam 86. Abi gerçekten şaka gibi. Ben buna çıldırmayayım da niye çıldırayım? Bak yine çı çünkü ben açtım bu paketten çok fazla açtım. Çıldırtıyor insanı. 3. paket bu arada 3. paket evet 3. paketteyiz ve şimdiden ben çıldırmaya başladım. Diğeri gerçekten mutlu oldum. Çıkarmış kadrosuna koymuş. Ama yani diğerinden de ben gerçi Vanyama çıkardım sadece. Bu paketten ben 86 çıkardım adam 94 çıkarmış. Abi şaka gibi ya. En azından Vanyama'yı ben takipçilerime çıkardım. Kendime çıkarmadım. Bak kendime çıkarsam ona da çıldırırdım da. Abi gerçekten yani bunu ama gerçekten insan çıldırıyor. Yani Talha'cım nasıl bir şans? Ne yapıyorsun da paket açıyorsun? Ben eskiden bana da çıkıyordu. Şu an çıkmıyor abi. Sakalları mı sıfırlayayım? Ne yapayım bilemedim ki. Nasıl çıkabilir yani? Anlamadım. Hemen bir sonraki pakete geçelim arkadaşlar. Murat Yıldız 40 enerjilik paketten çıktı demiş. 40 enerjilik paket? Ne olduğunu bilmiyorum. Valla bilmiyorum. Tots Bundesliga paketi diyor. Ee, herhalde Tots'tan kasıyorsun ve e, puan kasıyorsun Tots'tan turnuvadan. Muhtemelen öyle bir şeyden çıkmış. Her neyse kardeşim yine de güzel bir şeyden çıkarmışsın ve usta çıkarmışsın her şeyden önce. Gerçekten güzel bir oyun çıkarmışsın Murat kardeşim ve gerçekten beğendim çıkardığın oyuncuyu. Umarım daha da güzel oyuncular çıkartırsın. Umarım bize de nasip olur. Umarım yorum, bu videoya like atanlar umarım bir sonraki göreceğimiz paketten çıkan oyuncudan daha iyi bir oyuncu çıkartır. Sadece bu videoya like atanlar ve yorum atanlar da o şekilde aynen çıkartsın yani. Yorum like ve yorum atanlar iki katını çıkartsın. Ama like atanlar umarım çıkartır. Herkes tam kapatıp şu an like atsın ve hepinize güzel bir şey çıksın arkadaşlar. Ay da artık şansına küssün arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hemen arkadaşlar bir diğer kadroya geldik. Burada Ramazan'ın direkt rez aldığını göstermek için ben size bunu koydum. ve zaten bütün oyuncular şu anda gözüküyor aynen. Bütün oyuncular zaten şu an gözüküyor. Hextein kim abi? Hextein. Hextein yerine kim gelecekmiş? Vieira gelecekmiş. Oo güzel Vieira güzel. Icon Vieira işini görür kardeşim ve artık yani bir tane ikon bile çıkartabilirsin kadrondan ama gerek yok şu anda zaten. Genel olarak güzel bir kadron var kardeşim. Çok da fazla değiştirmene gerek yok. Zaten önleri de istememişsin. 10 üzerinden de 7'lik 8'lik bir kadron var. Dediğim gibi kadronu çok beğendim. Umarım daha da iyi yerlere gelirsin ve daha da güçlü bir kadroya sahip olabilirsin kardeşim. Sana güveniyorum. Sen bunu başaracaksın. Sen adamsın ve kralsın kardeşim. Sen bunu başarırsın. Sen bunu yaparsın. Hemen diğer kadroya geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer karodayız. Manolas yerine 98 Van Dijk gelecek abi. Bir an önce gelsin şu an aşırı dereceli güzel durmaz mı bu kadroda ya. Ve Sol ve Robertson 95 Epic Boost kadro kuruyorum demiş. Epic Boost kadro kuruyorsan gerçekten abi güzel. Çok güzel. E, 95 Robertson da Sol Beke gelecekmiş. Zaten abi daha yapacak hiçbir şey kalmamış. Karonu çok beğendim. Gerçekten hoş duruyor. Hani iyi ki göstermişim dediğim karolardan birisi. 102 gen ama çok tatlı duruyor. Pogba falan var. Güzel kasmışsın yani etkinliklerden falan. Rice'ı neden yükselttin onu anlamadım. Onu da bir yorumlara yaz. Yani çok da önemli diye falan yükselttim falan yazabilirsin. Hemen paketimize geçelim o zaman. Muhtemelen 5. paketteyiz. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar 5. paketteyiz. Enes Demir 75 puanlık La Liga paketinden. Ee, ben yeder çıkarmış 94 bu şekilsiz şukursuz ama bu da güzel bu da ben yeder bu da güzel abi aynı oyuncuyu iki kere kullanmış olduk Enes Demir kardeşim paketin güzel hoş ama şanslı olduğunu gösteriyor kesinlikle. Bizde niye yok bu şans abi bak. Enes Demir bile şanslı. Ben niye değilim ya? Ben niye değilim? Artık yeter ya. Artık yeter. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Hemen diğer pakete geçelim abi. Evet arkadaşlar. Doruk Koyuncu Şampiyonlar Ligi paketi açmış. Bizim sürekli sürekli Vanyama e çıkardığımız paket. Peki ne çıkarmış? 94 Origi çıkarmış. Nasıl çıkarmış bilmiyoruz. Ama çıkarmış adam. Adam çıkarmış abi. Hani nasıl olduğunun bir önemi var mı artık? Yok. Çünkü adam çıkarmış artık. Hani adam geçmiş bu işi. Yani artık adam bitirmiş. Helal olsun diyelim. Ne diyelim? Bir şey diyemeyiz ki abi. Orijini çıkarmış adam. Bize çıkmadı. Bir de 5 tane şampiyon puanı çıkarmış. Utanmadan. Zaten maksimum 5 çıkabiliyor. Bir de yanında oyuncu çıkarmış. Bana oyuncu çıkacak olsa zaten 1 çıkar abi. Her neyse arkadaşlar hemen kadromuzun 7. kadroyu muhtemelen geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an 7. karodayız. Sol bek'e Hazard koymuş. Niye bilmiyorum. E, 94 Robertson gelecek. Öneri bütçe 20 m Evso kuruyorum demiş. E, sol beke muhtemelen 94 Robertson geliyormuş. Güzel abi 94 Robertson sol beke geldiği zaman zaten senin karon 110 gen olur. Hatta 111 olma ihtimali bile var kardeşim. Gerçekten beğendim karonu. 10 üzerinden de şu anlık 9 veriyorum. Bakalım daha yüksek karo görecek miyiz? Karonu genel olarak beğendim kardeşim. E, gerçekten Evsos'un Evsos'u boost kuruyorsun. Bravo kardeşim tebrik ediyorum seni. Bu yaşta bu başarı helal olsun be kardeşim. Hemen diğer kadroya geçelim. Evet arkadaşlar, Burak Öztürk de rezalıp kadrosunu atmış. Kadronu beğendim kardeşim ama sadece rezalmışsın. Sadece 10 üzerinden bir puan vereyim o zaman. 10 üzerinden kardeşim bu kadrona senin 8 9 8 veriyorum. 8 9 9'da olabilir. Ama 8'i verdim kardeşim. 8'i gerçekten güzel bir şekilde hakkınla kullanabilirsin kardeşim. 8'i kullan ya. 8 senin olsun abi. 8 senin olsun. Bravo. 8 senindir. Hadi arkadaşlar o zaman hemen paketimize geçelim. Paket için heyecanlıyım çünkü. Oh my god. Oh my goodness. 96'lık Danny Ross. Nesin kardeşim sen? Ramazan kardeş sen nesin abi? Ramazan Ramazan Danny Ross çıkarmışsın. Ramazan kardeş. Tabi siz bu videoyu bayramda izliyorsunuz ama ben bu videoyu arkadaşlar Arife günü çekiyorum. Evet arkadaşlar bunu da öğrenmiş oldunuz. Adam 96 Deni Rose çıkarmış. Gerçekten alkışlayacağım ayakta. Helal olsun. Süper bir oyuncu çıkarmışsın ya. Bu ne abi? Helal olsun. Gerçekten güzel bir oyuncu çıkarmışsın. Ama bize çıkmaz arkadaşlar. Hemen bir diğer paketimize geçelim. Bakalım paketten ne çıkmış. Evet arkadaşlar Talha Çeribaş çok güzel paketler vardı onlara baktım. Talha Çeribaş'ın paketlerini gördüm çünkü çok atmış o da gözüme çarptı. 92 De Bruyne falan vardı bu Pogba'yı arkadaşlar almış ama ben bu paketi almışken bunu kullanayım dedim direkt. Ve gerçekten de güzel bir paket olduğunu düşünüyorum kardeşim. Tebrik ediyorum seni de. Gerçekten güzel bir oyun çıkarmışsın. Senin başarılarının da devamını dilerim. Umarım daha da güzel başarılar yakalarsın bu paketlerle beraber. Dediğim gibi paketini beğendim. Ee, zaten potun bayağı kasmışsın da almışsın. Helal olsun abi seviyorsun Pogba'yı büyük bir aldığın için. Hemen arkadaşlar o zaman kadromuza geçelim. Videodaki 9. kadrodayız ve 113 gen. 113 gen kadro varmış. Abi hiç dikkat etmemişim. Oha. Oğlum bu ne? 96 Smalling, 97 Van Dyke, 96 Şikriniar. Sadece rez almış abi adam. Havalı ya. Adam havalı anlıyor musunuz? Sadece rez almış. O değil de ben de Van Basten'i alsam. Lucas paketten çıksa şansa. Ve Ederson'u da yakında alıyorum. Hemen hemen buna yakın bir karom olurdu. Sadece buzların daha düşük olurdu. Ama işte Van Basten'i almak o kadar zor ki arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Kardeşim bu arada kadronu çok beğendim. 10 üzerinden 10 veriyorum. Süper bir kadro. Senin ben şansını yiyeyim ya. Gerçekten öyle olsun abi. Diyecek bir şey bulamadım. Hemen diğer kadroya geçelim. Ve arkadaşlar videodaki son kadrodayız. Ben 110 gene geçen kadro olduğunu bilmiyordum. 2 tane üst üste 110 gen kadro ve en sona denk gelmiş. Oha abi kesinlikle bu arada kurgu falan. Yani ayarlamış olsam abi vallahi bu kadar denk gelir. Yani kadrolara bakmadım sırf böyle hani gerçek tepkimi seviyorsunuz görmeyi. Sırf onun için bakmadım abi ilginç gerçekten çok ilginç ya. 110 gen 2 tane geçen karolar. Yani bu karoları özel zaten siz like'larınızı atarsanız bu kardeş de Van Basten'i falan almış. Gerçekten öyle olsun kardeşim. O zaman arkadaşlar hemen paketimize geçelim. Bunu görmüştüm arkadaşlar. Hasan Dündar bir farklılık olsun deyip Alexandra Pato gönül avcıları paketinden çıkardı arkadaşlar. Ben de bunu size yapıyorum bu arada. Evet size böyle kalp yapıyorum. <laughs> evet gönül avcıları paketinden çıkardı. Alexander'a de pato de pato de pato yatmış. Gerçekten güzel kardeşim helal olsun hayırlı olsun bütün çıkardığın oyuncular senin gerçekten helal olsun bravo kardeşim. Ve eski çıkardığın anıyı da bize attığın için teşekkürler hemen son paketimize geçiyoruz. Ve arkadaşlar son paketimizde 99 Lucas varmış. Oğlum bu da denk gelmiş şansa bak. Oha ve 99'luk Lucas yok artık abi. Takipçim 113 üçgen kavrusu var. 99 Lucas çıkarmış. Bize niye 92 ama çıkıyor? Abi siz hile misiniz ya? Abi siz gerçekten hile misiniz? Ne yapıyor? Nasıl paket açıyorsunuz? Anlatsana bana biraz. Nasıl açıyorsun abi? Gerçekten artık anlamamaya başladım. Hani nasıl paket açıyorsunuz da bu kadar bunları çıkartıyorsunuz? Ben gerçekten hayret ediyorum artık ya. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yani gerçekten sinirli bir şekilde bitiriyorum şu an videoyu. Lütfen moralim yerine gelsin bari. Bir like atarsanız sevinirim. Şurada abone ol butonu var oraya tıklayabilirsiniz. Şurada video var oraya tıklayabilirsiniz. Veya Nonolive linki var açıklamada takip edebilirsiniz. Bence onu yapın. Yani o çok önemli. Nonolive her gün yayındayız çünkü. Hoşçakalın gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.